Merhaba. Selam. Bir şey denedim bu sefer. Sen gelene kadar ağzımı açmadım. Kendi kendime böyle durdum. Bir sessizlik yarattım. Hoş bulduk. Neyse, çok uzun bekletmedim herhalde. Yo, ama ben böyle kendi çapımda bazı oyunlar yaratıyorum işte. Şimdi Hı şu hı. şeyleri, yorumları kapatma işini yapalım. Tamam. Her seferinde tekrar ve tekrar. Tamam. Evet. Değil. Gayet iyi. Tamam. Tamamdır. Evet. Sen acaba Nasılsın? kameranı biraz yukarı mı kaldırsan? Kafanın üst kısmını da görsek. Ha, göremiyor musunuz? A-a. Pardon. Dur, ne oldu? Ters oldu. Olabiliyor mu öyle bir şey? Ya da sen biraz aşağı doğru. Heh, şimdi oldu. Tamam, ben biraz uzaklaşayım. Demek ki benim kendimi görme biçimimle sizinki aynı değil. Evet, evet olabilir. Olabilir. Evet. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Evet, önce istersen şeyi de bir duyuralım. Bu sezonun son yayınını yapıyoruz. Evet, bir yaz molası. Evet, bir yaz molası verelim. Hem işte sonuçta yaz rehaveti, klasiği, işte insanlar biraz kendi çaplarında tatilde yapabilecekleri kadar yapıyorlar. O yüzden öyle bir Hı. şey, mola verelim. Geçen sefer de galiba vermiştik. Vermiştik. Temmuz'da vermiştik galiba. Evet. Yani şimdi bu Mayıs ayı son olacak. Sonra ama yeni farklı planlarımız var. İzleyen herkese de şimdiden duyurmuş Sonbahara. olalım. Sonbahar, evet, Eylül gibi yeni Hı. yayınlara başlarız inşallah. Bakalım. Evet. Toparlandık mı bayağı? Fena değil sanki, toparlanıyoruz. Peki. Tamam. Peki başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım, başlayalım. Tamam. Bugün Thomas Bernard'ın odun kesmeyi konuşacaktık. Hı. Şimdi öncelikle bir Thomas Bernard'ın biyografisine bir kabaca bakarak girelim. Hı. 1931'de Hollanda'da doğmuş. Annesi yazar, şimdi ben bu ismi okuyacağım umarım. Frombichler'in kızı. Evlilik, yani yazar bir dedesi var. Bu önemli onun hayatında. Evlilik dışı bir çocuk olarak doğmuş ve annesi hamileyken babası onu terk etmiş. Yani babasız büyümüş. Hı. Thomas Bernard'ın gerçekten oldukça çalkantılı bir çocukluğu ve aile hayatı olmuş. Tam İkinci Dünya Savaşı sırasında ilkokula başladığı döneme denk geliyor. Bunun öncesinde ve bu dönemde çoğunlukla dedesinin himayesinde büyüyor ve işte ilk edebiyat eğitimini, felsefe eğitimini vesaire dedesinden alıyor. Hatta araya girip şöyle bir anekdot aktarayım. Tabii. Şeyde Hakikatin İzinde diye bir kitap çıkarttı Yapı Kredi, Konuşmalar, Hı. Söyleşiler. Hı Orada hı. diyor ki aslında çocukken kitaplardan alabildiğine nefret ederdim. Çünkü çok kitap vardı. Malum dedem yazardı. İnsan çocukken bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissedince onu yapmaz, ona karşı çıkar. Ben de okumaya çok geç başladım, diyor. Daha sonra eğitimini, yani ortaokul, lise çağı diyelim, şey devam ediyor, yatılı devam ediyor. Ve aslında İkinci Dünya Savaşı'nın faşizmin etkisini en çok o dönemde hissediyor. Onun öncesinde dayısı, işte üvey babası askere gidiyorlar ama hani çok baskın bir etkisi yok hayatında. Asıl o dönemde o faşizan disiplinle, baskıyla karşılaşıyor. Salzburg'da bir yurtta kalıyor o dönemde. Ondan sonra 2-3 yıllık bir akciğer hastalığı dönemi var. Sanatoryumlarda falan kalıyor ve yine orasının da aynı o yatılı okullara, yurtlara benzediğini söylüyor. O yurtlarda kaldığı dönemde yani nasyonal sosyalizmin etkisini hayatın her alanında hissediyor ve çevresinden pek çok intihar eden akranı oluyor. Bu da bizim için önemli. Neden? Çünkü intihar temasını pek çok kez görüyoruz Bernard'ın metinlerinde. Babasız büyüyen bir çocuk olduğunu söylemiştik. Annesiyle de pek de sıcak bir ilişkisi yok. Hatta oldukça şiddet dolu bir ilişkisi var. Yani bu hem sözel şiddet, çünkü Bernard babasına çok benziyor ve annesine sürekli onu terk eden adamı hatırlattığı için bu nefreti Bernard'a yansıtıyor.
Ki bu şiddet sözel şiddeti de aşıyor fiziksel şiddete. Yani başarısızlık vesaire durumlarına dayağı kadar varan bir şiddetle ilişkisi var. Bernard'ın 5 kitaplık, yani bütün kitaplarında otobiyografik özellikler buluyoruz Bernard'ın, ama özellikle 5 kitabı var. Bunlar biyografik nitelikte. Neden, Kiler, Nefes, Soğuk ve Çocuk. Bunlar tamamen otobiyografik kitaplar ve işte ilk gençlik yıllarını, çocukluğunu anlattığı kitapları. Yani Bernard'ın zaten metinlerini tekrar odun kesmeye ve diğerlerinden söz ederken işte Avusturya ile arasındaki o nefret ilişkisini, duyduğu öfkeyi, bunun bütün metinlerine yansıdığını konuşacağız, ama bu öfke sadece metinlere yansımıyor. Karşılıklı bir nefret ilişkisi var. Bazı davalar açılıyor Bernard'a yapıtları yayınlandıkça. Hatta bazı popülist politikacılar diyeyim, Bernard'ın vatandaşlıktan çıkarılmasını, yani Avusturya'ya hakaret ettiği için vatandaşlıktan çıkarılmasını istiyor. O da buna bir karşılık veriyor hayatının sonunda. Boş bırakmıyor. Ve bir ölümünden yanılmıyorsam birkaç ay ya da bir yıl önce bir vasiyet hazırlıyor ve eserlerin Avusturya'da yayınlanmasını ya da sahnelenmesini yasaklıyor. Yani bu vasiyete göre Bernard'ın eserleri Avusturya'da ancak 2050'lerin sonunda falan yayınlanabilecek ya da sahnelenebilecek. Ama çok ilginç, tüm bu nefretine, eleştirisine, öfkesine rağmen de ömrünün sonuna kadar Avusturya'da yaşıyor. Yani zaman zaman seyahatleri falan oluyor ama öyle bir toprakları terk etmiyor ya da ülkeyi terk etmiyor. Bu da ilginç bence. İşte beş temel otobiyografik metninden söz ettik. Yine o Bernard'la ilgili önemli bir kaynak, 1970'te Hamburg'da çekilen bir belgesel. Thomas Bernhard'la 3 gün olması lazım adı. O belgesel altyazıyla galiba Ümit Kurbanov çevirmişti hatta, yayınlandı. YouTube'da falan erişilebiliyordu bir ara, hala öyle mi bilmiyorum. Orada söylediği iki şey bence kendi yazarlığına bakış açısından önemli. Birincisi diyor ki, ben bana kalırsa ben yazar değilim, yazan birisiyim. Birincisi bu. Yani kendisini bir yazar olarak tanımlamıyor. Sadece yazma eyleminde bulunan bir insan olarak tanımlıyor. Bir ikincisi de, onu özellikle kitaplardan söz ederken geleceğiz, ben hikaye yok edicisiyim diyor. Ama hemen oraya gelmeyelim. Ondan önce bence bizim genel sistematiğimizle devam edip odun kesmeyin meselesine bakarak başlayalım. Senin genel olarak ekleyeceğin başka bir şey yoksa. Yo, başlayabiliriz. Buyur. Aslında ben yazar değilim, yazan bir kişiyim cümlesi bizi oradan odun kesmekin mi diyeceğiz, ne diyeceğiz orada, odun kesmenin odun Neyin? kesmek romanının diyeyim meselesine de bağlıyor. Çünkü o cümleyi şöyle bir dönüp bakarsak, şöyle biraz daha uzaktan bakarsak, yazarla yazan kişi olmak arasındaki temel fark ne? Yazar bir titr, yani bir kariyer, bir statü belirliyor. Bir statüden bahsediyorsunuz yazar dediğiniz anda. Ama yazan biri olduğunu söylemek statüden çok eylemden bahsetmek oluyor. Yani eylemini vurgulamış oluyor. Ve aslında Odun Kesmek romanının çok temelinde zaten baştan sona şu var. Bütün o sanat camialarındaki statülerle bir derdi var Bernard'ın. Yani statüleri eleştiriyor, sanat otoritelerini eleştiriyor. Zaten romanın en temel meselesi bu. Yani bir karakterimiz var, anlatıcı karakterimiz, ve o anlatıcı karakter bir davette bulunuyor. Bu davet işte oranın, o bölgenin, o dönemin sanat çevrelerinin bir araya geldiği bir davet. Ve bu kişi de aslında gençlik, daha gençlik, toy zamanlarında anlıyoruz ki o çevrelerin içinde onlara uyumlanmaya da çalıştığı bir dönemi de olmuş. Ama şimdi daha orta yaşa varmış bir kişi anladığımız kadarıyla. 20'li yaşlarında değil, en azından galiba 40'larında falan. 40. Evet. Ve 40'lı yaşlarında o buluşmaya gittiğinde bir berjer koltuğa oturuyor ve o berjer koltuktan hiç kalkmadan etrafındaki bu insanları, bu sanat çevrelerini, entelijansiyayı
tam anlamıyla yerin dibine batırıp çıkarıyor. Zaten odun kesmek altında bir öfke alt başlığını görüyoruz. Gerçekten baştan aşağı bir öfke romanı. Neye karşı öfke? İşte o sanat otoritelerinin kurduğu sentetik yapay dünyaya karşı öfke. Sanatı hayattan ve gerçeklikten kopuk bir şekilde fil dişi kulelerinde inşa eden ve sanatı bir varoluşsal dert, bir sanatsal çaba olmaktan öteye taşı o öteye yani oraya taşımayan, tam aksine aslında birer nişan gibi taşıyan, yani birer rütbe gibi, sanatçı olmayı bir rütbe gibi taşıyan insanların dünyasına bakıyor ve orayı eleştiriyor. Çok önemli bir şey yapıyor tabii bunu yaparken. İntihar eden balerin, yine sanatçı, genç bir balerin, Joanna'ydı galiba. Joanna ya da nasıl okunuyorsa. Joanna. Onun intiharı söz konusu. Bu intihar dönüp dolaşıp sürekli olarak anlatıcının dilinde. Ve onun intiharıyla ilgili mesela söylediği şeylere bir bakalım. Diyor ki, sanki o Joanna'nın ölümünü şimdi bu akşam yemeği davetiyle kendi amaçları için kullanıyor gibiydi. Yani o diye bahsettiği kişi sanıyorum bayan, adını asla telaffuz edemeyeceğim, Ausberger demeli, bilmiyorum. Sonra Joanna'nın ölümünden söz ediyordu. Kimse intiharı demiyordu. Burada aslında ölümünden söz ediyordu, kimse intihar demiyordu cümlesinde. Yine o sanat çevrelerinin, entelektüel dünyanın kavramları seçerken nasıl sterilleştirdiğini, nasıl gerçeklikten koparttığını. Çünkü intihar aslında bir tür suçlamadır. Yani Bernard'ın bütün romanlarında intihar çok önemlidir ve intihar eden kişiler hayata, dünyaya, sisteme bir suçlama, bir itiraz dile getirmektedir. Buradaki karakterimiz de öyle. Ve sanki bu entelektüel dünya, bu entelijansiya, aydın çevreleri, sanatçı çevreleri Joanna'nın ölümünden söz edip intiharını dile getirmemeleri aslında bu suçlamayı reddetme ve kendi bu suçlamayı aslında bakma kendi üstlerine de almalarıyla ilgili bir şey. Asılmış ya da asmış sözcüğünü bir kez bile duymadım. Yani aslında sanatın yapması gereken şey ne? Gerçeği, hakikati ortaya çıkartmakken buradaki sanatçılar gerçeği örtbas ediyorlar. Yani bunu vurguluyor. Bu sanatsal akşam yemeğine ve bütün roman boyunca sanatsal akşam yemeğini bir ironik, alaycı bir şeye dönüştürüyor. Söyleme dönüştürüyor. Sanatsal akşam yemeği derken sürekli bunu tekrarlıyor. Zaten onu da konuşacağız üslubuyla ilgili konuşurken. Bernard'ın bu üsluptaki tekrarlarının bir anlamı var. Burada da sanatsal akşam yemeği defalarca bunu söyleyerek aslında onun ne kadar, nasıl bir gösteri olduğunu, orada bir gösteri gerçekleştirildiğini, gerçekten bir sanatsal çaba, sanatsal üretim yapan insanların gerçekten fikirsel alışveriş içerisinde olduğu bir ortam resmetmiyor bize. 16-17 kişi gelmiş olmalı burada diye düşündüm Berger Koltuk'ta. Çoğunu tanıyordum onları. Berger Koltuk'ta oturmaya devam ederek, kısaca başımı eğerek selamlamıştım diye devam ediyor. Sonra mesela hepsi de yetkin tiyatroculardı. Joanna olayını müthiş bir biçimde sömürmeyi biliyorlardı diyor. Yani burada gerçek acıdan, çünkü intihar etmek, intihar eden birisi gerçekten bir acı yaşamıştır. Gerçek bir acı vardır orada. Ve buradaki sanat camiası o acıyı sömürüyor. Yani aslında burada Bernard bence sadece belli bir kesimi eleştirmekle kalmıyor. Sanatla ilgili bir tartışma yapıyor. Acıyı sömürmek, acıyı bir tür yapaylaştırmak, yapaylaştırarak da, estetize ederek de aslında sanat yoluyla onu sömürmek, ondan nemalanmak eleştirisini başka yerlerde de sık sık yapıyor. Bir şey daha vardı. Bir dakika. Joanna'nın tabutunun ardından bir yığın sanatsal cesedin yürümesi olduğunu düşündüm. Yani aslında şu da çok ilginç. Joanna ölüyor, intihar ediyor belki. Ama onu uğurlayanları da, o bedenleri de yaşayan varlıklar olarak değil, sanatsal cesetler olarak tanımlıyor Thomas Bernhard. Yani çok öfkeli bir dil tabii ki. Onları ceset olarak tanımlaması da aslında asıl ölü olanlar
Asıl Hı. yaşamayanlar onlar demeye getiriyor. Yani bu şey, yani genel olarak meselesini bu şekilde galiba özetleyebiliriz. Şeyin bir yerde bu işte kendilerine sanatçı süsü verdiler diyor mesela. Sürekli bununla kavga ediyor. Bu arada ama şunu da söyleyelim. Thomas Bernhard'ın zaten çok önemli bir özelliği bence bu. Bu Berger koltukta oturan bu adam, Berger koltuk üzerine de konuşmak lazım. Konuşuruz sonrasında ama Berger koltukta oturan bu adam, bu sanat çevrelerinin içinde onlarla bütünleşmiş bir adam değil. Bir kişi değil. Ama onların çok dışında da değil. Zaten vakti zamanında onlarla birlikte olmuyor. Onlara uyum sağlamaya da çalıştığını ifade ediyor. Ve sonuç olarak Berger koltukta oturup sürekli konuşuyor. Berger koltuk burada bu karakterin kendisini de aslında tüm bunların çok uzağında olmadığını vurgulaması için kullandığı bir metafor bana göre. Zaten metnin içinde de onları eleştirirken sürekli ahkam kesmek, sürekli başkalarını eleştirmek değil yaptığı şey, bu eleştiri oklarını yer yer kendine de döndürüyor. Bu da çok önemli bir şey. Bu anlamda Thomas Bernhard aslında anlatıcısını böyle idealize edip onu böyle her şeyi yukarıdan bakan bir filozof gibi kurmaktansa orada Berger koltukta ara alanda oturan hem eleştiren hem de aslında bir parça oranında parçası olan birisi olarak kurguluyor. Sonuç olarak Berger koltukta oturuyor bu kişi. Hani Yuan'la gibi intihar da etmiyor. Ya da bütün bunları değiştirmek için bir mücadelenin de içinde değil. Hem orada onlarla birlikte hem ama eleştirel bakışını da canlı tutan birisi. Evet, yani benim şimdiye kadar yani bunları söyleyeyim, sen istersen buradan eklemelerin vardır Tamam. mutlaka devam et. Bu sanatsal akşam yemeği için zaten şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki aslında bu sanatsal akşam yemeği denen şey bir öğle yemeğinden başka bir şey değil. Yani aslında o akşam tırnak içinde o sembolik sofra Yoanna'nın üzerine kuruluyor. Ve orada Yoanna yani üç tip temsilden karşılaşıyoruz. Birincisi bu ölümü bile bir performansa bu ölümün ardından konuşmaları bile bir performansa dönüştüren ve anlatıcının kıyasıya eleştirildiği sanat çevreleri. Diğer tarafta acının sonunda intihar eden ve son derece gerçek olan Yoan'la bir de anlatıcımız var. Anlatıcı dediğin gibi onlardan biri değil ama tamamen dışarıda da değil. Neden? Çünkü bir mesafe almış o gruba. Nasıl bir mesafe almış? 20 yıl uzakta yaşayarak Londra'da galiba hatırlamıyorum. Bir zamansal mesafe almış. Mekandaki konumunu da zaten o şekilde yapıyor. Merkezde değil, çevrede bir kamera gibi, bir gözlem noktası gibi Berger koltuğa yerleşmiş. Evet, o mekanda onlarla birlikte ama onlardan biri değil tam olarak. Böyle arafta bir konumu var. O gidip geri dönen, yani o öyle bir mesafe almış. Ve dediğin gibi anlatıcı burada eleştiriyi iki taraflı kuruyor. Sadece karşı tarafı eleştiren bir yargıç edasıyla oturmuyor o koltukta, yani hüküm vermiyor. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Onları her fırsatta gerçekten insafsızca didik didik etmeme hep bozulmuşlardır. Ama her zaman hafifletici bir nedenim olurdu. Kendi kendimi daha çok didik didik ediyordum. Kendimi hiç korumuyordum. Kendimi her fırsatta parçalara ayırıyordum. Bunu diyebilirlerdi dedim kendi kendime Berger koltukta. Aynı sakızıncasızlık, aynı hainlik, aynı patavatsız davranış biçimiyle. Başka bir yerde de şunu söylüyor, bu artık doğrudan kendi. Yani burada da diyor ki ben hani onları eleştirirken tek taraflı bir eleştiri yapmıyorum. Sadece karşı tarafı hedef almıyorum. Başka bir yerde bu öfkenin, yerginin tamamen öte tarafa da yöneltilmemiş olduğunu açıkça söylüyor. Ben de en az onlar kadar, Auersperger'ler kadar bulaşmışım bu işe. Suçluyum bu sistemde. Yani bu artık hani anlatıcının itirafı. Evet ve aslında entelektüel dünyanın ya sanat çevrenin içinde bir şekilde kıyısından da geçseniz kaçacak bir yeriniz yok mesajı da içeriyor. Yani bu aslında buraya dahil olan, ucundan da olsa dahil olan herkes suçlu demiş oluyor aslında. Bence Berger koltuk tesadüfen seçilmiş bir nesne değil.
Bir kere anlatıcıyı sabit kılan bir nesne. Oturan bir anlatıcı. Yani asla harekete geçmeyen, başkalarıyla da diyaloğa girmeyen, oturan, seyreden. Sonuç itibariyle kendisi de bu sanat camiasının yanında oturuyor ve seyrediyor. Seyirci kalıyor. Yani onlara yönelik bir şeyde de bulunmuyor, eylemde de bulunmuyor. Ve Berger Koltuk tabii o dönem için ne temsil ediyordu bilmiyorum. Bu konuda sen belki daha çok bilgi sahibisindir. Yani ben çok eski de bir tarih olmadığı için kaçtı? 1980 1988 yani bugünkünden çok da farklı bir anlamı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Ya daha böyle hani kalbur üstü bir dünyanın, yani daha şehirli, kentli, ondan sonra kültürel olarak daha üst seviyede bulunduğu varsayılan bir dünyanın nesnesi gibi Berger Koltuk. Bu anlamda da yani o Berger Koltuk'ta oturup konuşmak, durmaksızın konuşmak ve eleştiri yapmak bir bakıma aslında eylemsiz bir eleştiriyi de içeriyor. O da önemli. Yani o Berger Koltuğun bu kadar sık vurgulanmasında bence bunun da payı var. Berger Koltuk'u da çok öznel bir şey söyleyeceğim. Bana çok eril bir görüntüyü çağrıştırıyor. Yani baba koltuğu derler ya hani Tabii. eskiden baba koltuğu denir. Tabii. Erkeğin oturup gazetesini okuduğu Evet. işte çayının kahvesinin getirildiği ya da kitabını okuduğu bir erkeğin kıpırdamadan köşe yastığı gibi durduğu mekan olarak yani öyle bir nesne olarak aklıma geliyor benim. Buradan da bence hikayeyle ilgili konuşacağımız yere geçelim. Yani eril bir sembol bence. Yani hem eril aklın hem de eril varoluşun öyle o işte orada oturan baba otorite figürünün oturduğu köşe olarak bende çağrışıyor. Oradan bakarsak mesela biz bu hikayede bir erkeğin ya da nadiren de olsa romanlarda gördüğümüz gibi bir kadının lokomotif gibi hikayeyi peşinden sürüklediği standart bir hikayeyle karşılaşmıyoruz. Kendisi de az önce söylemiştik ne demişti? Hikaye Ben yok edicisiyim. hikaye yok edicisiyim, kırıcısıyım diyecektim. Hikaye yok edicisiyim diyor. Hikayeyi nasıl yok ediyor sence? Aslında hikayeyi anlatıcısını bir yandan sadece hikaye yok etmiyor, anlatıcıyı da yok ediyor. Aslında hikayenin tüm unsurlarını yok ediyor. Mesela Thomas Bernhard'ın tabii felsefeyle olan ilgisi çok yoğun yani ve felsefi roman diyebiliriz bence onun yazdığı romanlara. Bir kere her şeyden önce anlatıcısı her zaman entelektüel, felsefeci, sanatçı, mimar gibi işte yazar, edebiyatçı, şair böyle kişilerden seçiyor anlatıcılarını, ana karakterlerini. Bunu böyle seçmesinin nedeni de aslında bence hikaye üzerinden bir tek tek tekil olarak hikayeleri anlatmak değil, tekil olanın dışına çıkıp tümele varmak arzusu. Yani felsefe ayağı çok edebiyata göre belki daha ağır basıyor bu anlamda Thomas Bernhard'ın metinlerinde. Sanki şunu yapmaya çalışıyor. Tekil olana odaklanmak yerine, onun hikayesini izini sürmek yerine o tekil olandan yola çıkıp onu olabildiğince ortak bir mesele haline, ortak bir hikaye haline getirmeye çalışıyor. Yani Joanna'nın intiharı, biz mesela Joanna'nın tam olarak neden intihar ettiğini, ne yaşadığını, hikayesini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Ya da oradaki diğer insanların hayat hikayelerini, olan bitenleri bilmiyoruz. O yemekte yaşanan herhangi bir şey aktarmıyor bize. Bir olay kurmuyor bu anlamda. Hatta anlatıcı karakterin de hikayesine dair çok flu şeyler veriyor. Bu sadece odun kesmeye has bir şey değil. Bütün metinlerinde böyle yapıyor Thomas Bernhard bunu. İlk metinlerinde birazcık daha belki var olay örgüsü ama giderek giderek olayı, hikayeyi silikleştiriyor. Ben bunun sebebinin hikayenin asıl derdini hikaye anlatmak değil, hikayenin içindeki meseleyi, felsefeyi, tartışmak istediği soruyu, sorular ortaya atmak ve o soruyu sorun haline getirmek ve kişilerin hikayesi olmaktan çıkartıp insanlığa dair, düşünce dünyasına dair daha felsefi bir katmana çekmek arzusu olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun için de sürekli olarak anlatıcıyı da sorun haline getiriyor. Oraya şimdi girmeyelim ama herhalde, değil mi? Evet. Evet, oraya da Evet. henüz geçmeyelim. Yani Pardon, burada şey de söyleyeyim. Yani hikayeleri görmüyoruz da yorumları duyuyoruz daha çok. Evet, şimdi onu söyleyecektim ben de. Evet.
Yani hikayeleri bize anlatmıyor, hikayeler üzerine konuşan, o hikayeleri algılayan ve anlatan bir anlatıcının algısı. Yani biz hikaye ne yaşandığı anlatan birisi değil de her ne yaşandıysa onu bir şekilde algılayan ve onun üzerine yorum yapan, onun üzerine düşünen bir anlatıcının hikayesini okuyoruz. Ama o da bir anlatıcı olarak kalmıyor. Oraya geçmemek için kendimi tutuyorum, dişlerimi sıkıyorum. Yani çok sıkma. Şimdi geçeceğiz. Yani burada dediğin gibi hikayesizleştiriyor ve olay örgüsünü, hatta karakterleri bile çözüyor. Yani yavaş yavaş olay örgüsü de çözülüyor Bernard'ın metinlerinde. Karakterler de çözülüyor. Bizim hep işte şu şöyle olmalı, daha önce klasik metinler için, klasik yapı için söylediğimiz işte olay örgüsü, nedensellikler, çatışmalar hepsi çözülüyor ve bizi normalde bir metin okurken ne yaparız? Anlatıcı aracılığıyla o olaya tanıklık ederiz. Bu üçüncü tekil bir anlatıcı olabilir, karakter anlatıcı olabilir, tanrı anlatıcı olabilir. Her neyse, ama bize tanıklık ettirir. Bernard'ın metninde çoğunlukla böyle bir tanıklık yok. Yani biz o karakterin gözlerinin izleyen konumuna geçemiyoruz bir türlü. Onun yerine sürekli anlatıcının zihninde olan bitenin nasıl yankılandığını alabiliyoruz. Yani biz o düşünce bilinç akışında tamamen anlatıcının bilinç akışına odaklanıyoruz ve gözlem kısmı neredeyse devre dışı kalıyor. Düşüncelerle birlikte biz de olayları takip ediyoruz. O olayın ne kadarını kendi düşünce bağı içinde önemli kabul edip alıyorsa, o kadarına ancak varabiliyoruz. Evet ve bir şöyle bir şey de yapıyor. Yani bu sürekli tam olarak biz yani bize hikayeyi flulaştırıyor, belirsizleştiriyor, bir kaos yaratıyor aslında. Teknik olarak anlatıcıyı da ona göre kurduğu için kim kimdi, ne oldu, kim ne yaptı, bunu kim söyledi, bütün bunları önemsizleştiren aslında kimin kim olduğunu da karakterler anlamında. Şimdi hikayenin unsurları neler? Hikaye, olay örgüsü. Bir kere olay örgüsü kurmuyor. İkincisi karakterler pek çok karakter olabiliyor. Mesela burada işte Auerspergerler var, Ioanna var, başkaları da var. Ya da mesela Düzelti romanını yakın zamanda okudum ben ek olarak. İşte orada da Höller var. İşte anlatıcımız var yine. Höl şey var. Bir dakika aslında. R ile başlayan. Ne? Rothammer nasıl okunuyorsa artık biraz böyle garip. Rothammer herhalde var. Ve onun amcası var mesela. Bütün bu karakterlerin aslında karakter olarak karakteristik özelliklerine dair çok fazla bir şey öğrenmiyoruz. Onların hayatlarına dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. Hikayelerini ya öğreniyoruz ama hani bunları bir süre sonra öyle bir iç içe geçiriyor ki sanki bunların hepsi aynı kişiymiş gibi hali getiriyor. Yani karakteri de yok ediyor. Karakteri de önemsizleştiriyor. Söylemi ön plana çıkarıyor. Ve anlatıcı da başta sanıyorsunuz ki anlatıcı çok önemli burada. Yani hatta şeyle karıştıranlar çok olacaktır ve oluyordur da eminim ki. Bunları sanki hepsi Thomas Bernhard anlatıyormuş gibi. Çünkü şeye çok zaten meyilliyiz. Birinci tekil anlatıcıyı yazarla özdeşleştirmeye zaten meyilliyiz. Bir de burada daha çok düşünceler ve yorumlar olduğu için, hikaye anlatmaktan çok düşünce yorumlar olduğu için sanki Thomas Bernhard düşüncelerini bize aktarıyormuş gibi. Bu diğerlerini bahane ediyormuş gibi algılayanlar olabilir. Öyle değil. O bir karakter kurguluyor. İşte dediğim gibi entelektüel, sanatçı, aydın bir karakter kurguluyor. Ama bu kurguladığı karakteri de ilginç bir şekilde başta çok önemliymiş gibi algılıyoruz. Bu kişinin düşünceleri ve görüşleri ve algıları. Ama sonra öyle bir şey yapıyor ki anlatıcıyı sürekli olarak karıştırıyor. Yani anlatıcı içleri bir sürü aslında tek bir anlatıcı var gibi gözükürken başka başka anlatıcılar yaratıyor. Nasıl yapıyor bunu? Geçeyim mi oraya? Evet, ama burada öncelikle araya bir şey girmek istiyorum tam ona geçmeden önce. Şimdi normalde metinlerde yani kurmacada bir karakter hiyerarşisi ister istemez vardır. Nedir bu? Mesela karakter anlatıcıysa karakterin bakış açısından olduğu için bir onun öncelikliği vardır. Bir de karakterleri sınıflandırırken genel yapıda, klasik yapıda nasıl sınıflandırırız? Ana karakterler deriz. Yani başrol oyuncuları, kahraman karakterler.
Yan karakterler, yardımcı karakterler gibi isimler veririz bunlara. Bernard'ın metinlerinde bunlar yok. Yani karakter hiyerarşisi yok. Ne anlatıcı? Dediğin gibi mesela diğer karakterler de anlatıcının içinden geçerek bir anlatıcıya dönüşüyor. Sen onu birazdan çok güzel örnekleyeceksin. Ne de işte bir başrol oyuncusu, bir kahraman karakter ya da anti kahraman karakter ya da bir lokomotif karakter. Yan karakterler yok. Böyle bir hiyerarşi kurmuyor. Aksine neredeyse bir çember demeyeyim mi de o anlatım kısmında da geçeceğimiz sarmalı yapıda da kuruyor. Evet. Yani şöyle bir şey yapıyor aslında. Başlangıçta bir anlatıcı var. Sanki o tek başına bize bir hikaye anlatacakmış gibi başlıyor. Düşüncelerini, yorumlarını yapa yapa anlatırken. Sonra başka karakterler toplanıyor. Ve işte bir cümle kuruyor mesela. Şöyle 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 dedi. Reutemer diyor. Ama bunu bir süre sonra öyle bir sarmal yaratıyor ki, şimdi bir anlatıcı var, siz okurken diyorsunuz ki bu anlatıcının sesi herhalde, anlatıcının düşünceleri diyorsunuz. Sonra en sonunda dedi Rothammer dediği zaman aslında anlatıcı burada Rothammer olmuş oluyor. Dolayısıyla anlatıcının, ana anlatıcı diyelim buna, romanın bütünlüğünü anlatan anlatıcının açtığı parantezin içinde başka başka parantezler açılmış oluyor. Hatta bunları daha da girift hale getiriyor. Mesela bunun bir örneği şuradan söyleyeyim. Düzeltiden. Pardon. Ömür boyu Altensam'da milyonlarca tahta kurduyla karşı karşıya kaldık. Kendimizi bu milyonlarca tahta kurduna karşı savunamadan. Şimdi burada sanıyoruz ki ilk algımız ana anlatıcının cümleleri bunlar herhalde diye düşünerek okuyoruz. Tahta kurtlarına karşı baygınlık geçirerek diyor annem. Ha, anlatıcının annesi miymiş? Diye yazmış Reutemer. Yani Reutemer'ın yazdığı metnin içinde Reutemer'in atıfta bulunduğu bir başka kişinin cümlelerini okumuş oluyoruz biz. Yani parantez içinde parantez, parantez içinde parantezler yaratıyor. Bu da şuna yol açıyor. Bir süre sonra bütün bir metnin anlatıcısı gerçekte kim? Bunu yakalayamaz hale geliyoruz. Hatta en başta ana anlatıcımız daha belirginken mesela düzeltide biraz öyle. Sonlara doğru ana anlatıcı tamamen kayboluyor. Yani o dedi bilmem kim diyene indirgenmiş oluyor. Aktarana indirgenmiş oluyor. Atıfta bulunana indirgenmiş oluyor. Ve böylece aslında bütün anlatılar sanki tek bir ağızdan çıkmış gibi de oluyor ya da çok sesli bir halde gelmiş gibi oluyor. Yani iki türlü birbirine zıt gibi gözüken iki farklı durum ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bence anlatıcıyı anonimleştirme arzusuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla yapılan yorumların, algının çok önemli olduğunu söyledik Thomas Bernhard'da. Ama ilginç bir şekilde bütün bu yorumların ve algıların ve analizlerin kime ait olduğunun o kadar da önemi olmadığını sanki vurgulamak istiyor. Yani hikaye yok edicisiyim demiş ya, hikaye yok edicisi sadece hikayeyi, olay örgüsünü yok etmekle olmuyor. Karakteri de yok ediyor, anlatıcıyı da yok ediyor aslında. Ve ortaya bize kolektif bir anlatı, sanki metnin kendine ait bir anlatısı, yani anlatıcının olmadığı bir anlatı kurulmuş gibi oluyor. Evet, yani aslında mesela odun kesmekteki tek tek isimlerini saydığı sanatçılar bir kolektif yapı oluşturuyorlar. Bir süre sonra onlar diyebileceğimiz bir hale dönüşüyor. Tek tek ağaç niteliklerini kaybediyorlar, bir orman oluyorlar. Ve anlatıcı, çünkü burada karakterler o kadar da çok anlatının içinde seslenmiyorlar, seslerini bulamıyorlar. Çünkü burada izleyen bir anlatıcı var. Ama orada bir kolektif yapı oluşuyor ve eleştirisini bu kolektif bilince yöneltiyor. Düzeltide ise metnin kendisi kolektif bir bilince ve kolektif ortak anlatıcı sesine dönüşüyor. Evet. Yani anlatıcının tekil olarak özelliği önemini kaybediyor, oradan kopartıyor, anlatıcıyı da tümelleştiriyor. Orada da dediğin gibi ortak bir bilinç, ortak bir algı yaratmış oluyor. Yani
Yani aslında belki de Rothammer'da yani bir sürü anlatıcının olduğu ama bu bir sürü anlatıcının tek bir anlatıya hizmet ettiği ama yani ana bir anlatıcının çatısı altında buluştuğu ve bir süre sonra belki de şimdi mesela bazı okurlardan şey geliyor yani çok zor okumak deniliyor. Belki de bunu okumanın zorluğu şuradadır. Buraya çok takılırsanız, bunu kim demişti? Bir dakika dur. Çok takılırsanız zorlanabilirsiniz. Çünkü hafiyeliğe soyunursunuz. Bir dakika orada kim, ne oldu falan. O da zevkli bence. Ben öyle yaptım ve çok zevk de aldım ama sonuçta burada anlatılanların hepsi bütünü önemli gibi geliyor bana. Buradan bence usluba geçelim. Tamam. Çünkü bunu yapmasının işte hikaye yok ediciliği ya da hikaye kırıcılığı neyse. Kırıcılığına ben nereden taktım bilmiyorum ama. hikaye yok ediciliği ya da işte oradaki karakterler arası hiyerarşiyi ortadan kaldırışı ya da işte metinde olay örgüsünü yok edişinin yanı sıra uslupsal sebepleri de var bunu bu şekilde yapıyor olmasının. Bir kere Bernard, işte Bernardesk dediğimiz çok belirgin bir üslubu var dil kullanım biçiminde. Tabii biz Almancadan okuyamadığımız için o kadar da yakından bakamıyoruz bu üslubu ama Sezer Duru'nun çevirisinin çok iyi olduğunu en azından biliyoruz. Ve Sezer Duru'ya çevirmen olarak çok güveniyorum en azından ben. Aynı zamanda bunu yapıyor olmasının, yani bu sarmalları, dil sarmallarını kuruyor olmasının, işte nakaratların, onlara tek tek değineceğiz, tekrarların, kelime ya da kalıp tekrarlarının ya da bir kelimenin içinden sürekli aynı kelimeyle başlayan tamlamaları bir cümlede peş peşe sıralamasının aslında dille ve dilde yaratmak istediği etkiyle de çok yakından ilişkisi var. Thomas Bernhard'ın pek çok yani dilde neredeyse kusursuzluğa yakın bir anlatma çabaladığını görebiliyoruz. Bunun için çok titiz bir yazar. Üslubu da işte az önce söylediğimiz sarmal denilen ya da işte döngüsel denilen, başka bir isim veriliyor mu ben bilmiyorum. Telezonik denilebilir. Helezonik denilebilir. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Birbirini tekrar eden, birbirinin içinden çekilip çıkartılan, birbirlerine eklenen ve dönerek birbirinin etrafında döne döne çoğalan. Yani bir çekirdek bir merkezin etrafında döne döne çoğalıp onu görünmez kılan bir dil yapısı var. Ve bunu sadece dilde değil, hep söylediğimiz bir şey. Mesela dille kurgu, dille anlatıcı uyumlu olmalı diyoruz. Bu anlatıcının da yavaş yavaş silinmesiyle ya da kolektif bir hale geçmesiyle, sınırların belirginleşmesiyle çok uyumlu. Aynı zamanda hikayeyi de çözüp dağıtmasıyla. Hikayeyi de çünkü sadece dilde değil, döndüre döndüre anlatıyor. Dikkatim dağıldı. Sen bir şey söyleyeceksen söyle. Şey, yani aslında bu tam helezonik anlatıyı kurarken onun düşünce yapısıyla da ilgili bir şey görüyoruz. O da bir girdap yaratıyor. Adeta kafa karıştırmak istercesine bu girdabın içerisinde az önce söylediği bir şeyin yanlışlayan tersi bir şey de söyleyebiliyor. Yani aslında zıtları, farklı fikirleri bir araya getirip iç içe de geçirebiliyor. Bir omurgası ve bir bakış açısı var. Özellikle işte devlete, eğitime yani çok sert sistem eleştirileri var. Ama aynı zamanda bunları yaparken kafa karıştırarak, sorular yaratarak sanki bize bir şeyler dikte etmekten çok zihnimizi düşünmeye, sorgulamaya ve daha çok o söylenenlerin üstünü kazıyıp altındakini araştırmaya sevk eden bir şey var. Bunu üslubuyla sağlıyor. Yani bu bütün burada romanlarında ifade ettiği fikirleri, anlatıcının dile getirdiği bütün o düşünceleri düz bir şekilde tak 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 diye böyle hani bir makale yazar gibi ya da felsefi bir manifesto açıklar gibi hiçbir şekilde bu üslubu öyle özel bir üslup yaratmadan yapsaydı biz zaten bir edebi metin okuduğumuzu düşünmezdik bir kere. Metin yani Thomas Bernhard'ın edebi tarafı bu dil sayesinde gerçekleşiyor. Öteki türlü bir felsefe kitabı okuduğumuzu düşünürdük. Onun metnini bir edebiyat eseri yapan şey bu dille bu şekilde uğraşması. Aynı zamanda kurallı, alışılagelmiş
düzenli cümleler kurmayarak dili de bir şey ifade etme konusunda dilin yetkinliğini de tartışmış oluyor. Yani bir dil ne kadar eğilip bükülebilir? Bir dil ne kadar düşünceyle uyumlu bir şekilde uçabilir aslında? Çünkü düşünceleri uçuyorken dili böyle kurallı ve sistematik bir şekilde o sürdürmesi ikisi arasında bir uyumsuzluk yaratacak. Ama o kendisi aslında bir başkaldırı içeren düşüncelerini diliyle de dilin de kurallarını yıkmaya çalışarak belki de dili de yok ederek. Çünkü dil sürekli kendi içine kıvrılırken kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi yani birazcık böyle içine dönüyor ve sonra az önce söylediğini yanlışlayarak başka bir şeyler söyleyerek sorular yaratarak bir anafor yaratıyor aslında. Ve biz de o dilin içerisinde bence kaybolmuyoruz ama orada bir mücadelenin içine giriyoruz. Dille bir mücadelenin içine giriyoruz. Dolayısıyla düşüncelerle de bir mücadelenin içine giriyoruz. Bu sayede aslında bize ne söylendiğini üzerine daha derin ve daha dikkatli bir düşünme süreci yaşıyoruz. Aynı zamanda o sorular da bizimle birlikte devam ediyor. Yani sorulara yanıt bulmaktansa o soruları canlı kılmayı sağlıyor bu dil yapısı. Tabii Bernard'ın yine dedesiyle birlikte geçirdiği dönemde müzik eğitimi aldığını hatırlamamız lazım. Çünkü bu eğitimin izlerini bence dilinde çok fazla görüyoruz. Yani dilinde neredeyse müzikal senfonik bir yapı kuruyor. Nasıl ki müzikte notalar tekrar eder, kalıplar tekrar eder, nakaratlar tekrar eder, kraşanolarla ya da düşüşlerle ilerler bir yapıt, bir müzikal yapıt. Aynı matematiği biz Bernard'ın metinlerinde de görüyoruz. Çok uzun blok düşünce aksları, aralara giren daha kısa cümleler, aynı kelimenin ya da aynı kalıbın, yani mesela sanatsal akşam yemeğinin, ya da burada bir paragraf var. Şimdi çok bir paragraflık bir cümle okuyup sizi şey yapmayayım, darlamayayım. Ama mesela sürekli konuk sözcüğünü kullanıyor. Konuk 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 sözcüğünü kullanıyor. Ve bir yerinde tekrardan diye düşündüm Berger koltukta. Yani tek bir nota ve bir kalıp tekrarını yapıyor. Ve yükseltiyor, alçaltıyor. Biz okurken o sesin yükselip alçaldığını kendi dil hafızamızdan anlıyoruz. Ve bence Bernard'ın dilinin ve Bernardesque üslubun oluşmasında aldığı müzik eğitiminin çok önemli bir rolü var. Şeyde bu şey Hakikatin İzinde kitabında yapılan bir röportajda da diyor ki zaten başkalarının seslerle yaptığını ben de sözcüklerle yapıyorum işte. O kadar. Başka şeyler aslında hiç umurumda değil diyor. Sanat zaten kişinin seçtiği enstrümanda gitgide daha iyi çalmasıdır ancak. Eğlenceli yanı bu. Kimsenin bu eğlenceyi elinize almasına, sizi caydırmasına izin veremezsiniz. Bu kişi muazzam bir piyanist de piyanosuyla içinde oturduğu bütün odayı boşaltabilir. Odayı toza bulayabilir. Piyanistin üstüne de son tahlilde suyu boca edebilirsiniz ama oturup çalmaya devam eder. Yani müzikle şey çok zaten dediğin gibi ama şey okumak istediğim şeydi. Başkalarının seslerle yaptığını ben de sözcüklerle yapıyorum işte diyor. Evet. Bu tekrarlarla ilgili bu arada işte sen şeyi söyledin zaten diye düşündüm Berger Koltuk'ta gibi. Bütün diğer metinlerinde de mesela eski ustalar şu anda baskısı yok ne yazık ki ama şimdi Yapı Kredi bu arada yeniden basıyor. Anladığım kadarıyla yeni bir format içerisinde Thomas Bernhard'ları. Çünkü biz odun kesmeyi duyurduktan sonra geldi epey izleyiciler, okurlardan ya bulamıyoruz diye. Ama şimdi yeniden basılıyor. Bazılarını bastılar. Eski ustalarda da mesela tekrar eden şey doğrusu bu. Bir şey bir şey bir şey bir şey söylüyor söylüyor söylüyor. Doğrusu bu. Bu çok tekrarlanıyor. Şeyde de düzeltide de mesela bir aynı Berger koltuk gibi Höller'in çatı odasında. Bir şey bir şey bir şey düşündüm. Bir şey bir şey bir şey yaptım. Höller'in çatı odasında diyor. Bir de şey altı çizili vurguları. İşte mesela buradan bir örnek size söyleyeyim. Ama kimse fikir benim diyemeyecek. Ömür boyu benim. Ömür boyunun altı çizilmiş. Şeyi o Rothammer'ın bir metnini okuyor ve onun oradan aktarırken sürekli
Ve işte ömür boyu benim. Ömür boyunun altı çizilmiş. Bir şey benim. Onun altı çizilmiş falan gibi. Altı çizili olması sürekli vurgulanıyor. Ve bu tekrarlarla aslında sanki dediğin gibi hem o müzikteki ritmi sağlıyor hem de bir şeyin altını çiziyor. Yani işte Berger koltuğunun sembolize ettiği her şeyin her neyse onun altını çizmiş oluyor. Öteki tarafta doğrusu bu diyerek başka bir vurgu yapıyor. Bu tekrarlar tabii onun aynı zamanda edebi gücünü de bence yaratıyor. Eski ustalarda zaten odun kesmekte bir yıl arayla ya da birkaç yıl arayla yazılmış olması gerekiyor. Mesela odun kesmekten başlayayım. O berjer koltuklu tekrarları bir kere bizi nerede olduğumuzu hatırlatıyor. Biz orada oturan kişinin zihnindeyiz. O berjer koltuktan bakıyoruz. Bize sürekli bunu hatırlatıyor. Çünkü bunu bilinçli yapmama ihtimali çok yüksek ama bu metnin içinde kaybolmak çok kolay. Tabii. Çünkü çok Yani soyut bir şekilde düşünce ve yorumlar söz konusu. Çok doğru. bize bir kerteriz veriyor. Berjer koltuk. Sabitlenebileceğimiz. Bunun haricinde bu berjer koltuğun sembolik anlamlarını konuştuk. Bunun metnin kendi meselesiyle de ilişkisi var. Yani bu tekrarları rastlantısal olarak seçtiğini düşünmüyorum. Odun kesmenin meselesinde o işte sanat otoritelerine, sanat çevrelerine vesaire eleştiri dedik. Peki sanat çevreleriyle berjer koltuğu nasıl bir araya getirebiliriz? İşte berjer koltukta oturup kitabını okuyup derin derin düşünen sanatçı. Yani ne kadar kültürel bir kod bu. Yani bunun için çok fazla eşelenmeye gerek yok. Bu ortak Avrupa'yı bir kültürel kod. Berjer koltuğa oturmuş, kitabını okuyan, arkasında kitaplığı olan, yanında şarabı, kahvesi ne olursa olsun bir figür gördüğümüzde büyük olasılıkla biz ona entelektüel deriz. Hakkında hiçbir şey bilmesek bile sanatçı belki deriz, düşünen birisi deriz. Bu kültürel kodu kullanıyor. Altı düzelti de işte altı çizili tam hatırlayamadım şimdi İşte şeyi. bir şey altı çizili. Ha, bir şey altı çizili. Yani düzelti deyince işte edisyon, düzelti, metinle ilişki, kalemle altını çizmek, yanına not düşmek ilk aklımıza gelecek şey. Yine odun kesmek de mesela sanatsal akşam yemeği diyor. Ya da sanatsal yemekler diyor. Ya bu kalıbı duyduğumuz anda bizim gözümüzde ve zihnimizde bir ortam, bir insan tipi, bir çevre canlanır. Dilin içinde bu kodlarla birlikte sürekli çağrışımlarla bize o meselenin etrafında zihnimizi uyarıyor, kışkırtıyor aslında okurken. Küçük Evet, küçük. dikkati sürekli bir toparlamamızı sağlıyor aslında. Aynen öyle. Aynen öyle bence. Bu kadar. Mesela bu işte altı çizgiye bir örnek daha. Kendi amaçları için yaptıkları eğitimle anne babam benim onların amaçlarına karşı olmamı sağladılar. Erkek kardeşlerimi kendi amaçları için kazandılar, beni amaçlarına karşı olarak. Amaçlı eğitim. Amaçlı eğitimin altı çizilmiş diyor mesela. Amaçlı eğitimin altı çizilmiş ve amaçlı eğitimin altını çizmek tabii bir sürü şey düşünüyorsun. Amaçlı eğitimin niye altını çizilmiş? Amaçlı eğitim çok şey çağrıştıran bir kavram. Yani eğitim zaten başlı başına bir dert, bir mesele. Thomas Bernhard için zaten öyle. Hani eğitimi tartışıyoruz, eğitim üzerine bir sürü şey konuşuyoruz, düşünüyoruz roman boyunca zaten. Amaçlı eğitim. Burada aslında belli bir ideolojiye, belli bir insana yaklaşıma, ebeveynlik biçimlerine, anne babalar, çocuklar, mesela şey var bu düzeltide çok fazla. Anne ve babaların çocuklara nasıl zarar verdikleri, o otorite figürleri olarak. Yani bundan bahsediliyor. Şimdi amaçlı eğitimin alt çizili, neden çizili? Orada biz bütün o okuduğumuz, yaptığı bütün o eleştirilerin sonunda amaçlı eğitim altı çizili dediği zaman o sanki taçlanmış oluyor. Bütün o söylediği her şey bir kavramın içinde toparlanmış ve bir araya getirilmiş gibi oluyor. Eski ustalarda da doğrusu bu diyordu. Orada da çünkü sürekli bir tırnak içinde yanlışı işaret ediyor. Yani sanatçıların o eski ustaların işte ilişkileri, iktidarla ilişkileri, algılanışları vesaire oradaki bir çarpıklığı işaret ettiği için sürekli bunun karşıtı bir şeyle, nakaratla doğrusu bu diyor. Bir de tabii şeyi de söyleyelim üslupsal meseleyle ilgili. Yani paragrafsız, nefessiz, tek bir bütün kuruyor. Ha evet.
Bu bilinç akışı, tabii bilinç akışı, şunu da altını çizelim. Thomas Bernhard bilinç akışıyla yazıyor. Bu çok net bir kere. Bu ve paragraf hiç mesela şey odun kesmek de mi öyleydi? Hiç paragraf yok değil mi? Hiç paragraf yok, hiç Evet. bir nefes alacak yer yok Evet. yani. Düzelti de öyle mesela. Hiçbir tane yok. Ama mesela sarsıntı da var. Sarsıntı Var. galiba daha erken eserlerinden. Ve sarsıntı da şöyle bir şey de var. Aslında ilk eserlerinde bu sonraki işte, bu eski ustalar odun kesmek, düzelti gibi romanlarının işaretlerini veriyor. Mesela doğrusu bu başka yerlerde de var. Başka romanlarında da var. Ama bu kadar girift, bu kadar sıkı dokunmuş metinler değil onlar. Mesela sarsıntı bu dedikodu dilinin aslında daha hikayesel bir şekilde o anlatıl yapıldığı, gerçekleştirildiği bir roman. Mesela sarsıntının başından itibaren biz şunu okuyoruz. Babası doktor olan bir kasabada hekim olan bir çocuğun gözünden babasıyla evlere gidiyorlar. İşte bakın hikaye var buralarda. Evlere gidiyorlar ve çocuk o evlerde duyduğu dedikodular üzerinden o kasabanın hikayesini o çocuk anlatıcı. Ama anlatıcı o çocuk olmamış oluyor. Buralarda daha belirsiz olan anlatıcı orada daha belirgin, daha somut bir çocuk var. Babası hekim. Babasıyla evlere gidiyorlar. Demek ki hikayeyi zaman içerisinde yok etmiş Thomas Bernhard. Ama orada da yine buradaki sarmalın işaretleri var. Anlatıcı bunların iç içe geçişi var. Çünkü çocuk çok fazla bir şey anlatmıyor. Çocuk diyelim ki hekim, işte fırıncıya gidiyor mesela. Fırıncının karısı hastaymış diyelim ki. Fırıncı babasına bir şey anlatıyor. Çocuk da bunları dinliyor. Ve işte şöyle 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 diye anlattı fırıncı diyor mesela orada. Orada birincisi hikayeyi yine başkalarının dilinden döndürüp gerçekliği şaibeli bir hale getiriyor. Yani realistik gerçekliği şaibeli bir hale getiriyor. Bence orada da aslında o çocuk işte ve ailesi buradaki berjer koltuk. Yani orada sadece daha geniş bir hacim kaplıyor ve yavaş yavaş o küçülmüş küçülmüş geriye çekilmiş. Burada da odun kesmek de berjer koltuğa dönüşmüş. Evet. Evet, yani başka bir şey var mıydı konuşacağımız? Benim galiba bu kadar söyleyeceklerim. Evet, burada bir berjer koltukla ilgili bir not aldım. Seninle de konuşmuştuk diye hatırlıyorum bunu. Şimdi burada mesela bir düşünce bilinç akışı var ve sürekli düşünceler, yargılar, eleştiriler var. Daha önceki yayınlarımıza atıfta bulunarak söyleyelim. Mesela daha önce de demiştik ki düşünceler, duygular eylemden gelir. Yani yoktan doğmazlar. Yani ya eylemden ya görmekten gelir ama burada hepi topu 2 saat kadar bir koltukta oturuyor anlatıcı yani. Ama burada da minimalist bir eylem söz konusu. Yani çok durağan, çok minimalize edilmiş. Evet, o berjer koltuğa gidip oturup izlemesi aslında bütün romanın eylemi. O andaki düşünen zihnin, hani biz diyorduk ya, hareket olması gerekiyor. Hareket olması, bir şey olması gerekiyor. Peki burada hiçbir şey olmuyor. Yani karakter açısından, anlatıcı karakter açısından aslında oluyor. Dışarıdaki zaman tamamen durağan olmakla birlikte, dışarıda hiçbir şey olmamakla birlikte oturma eylemi dışında, bütün eylem, devinim ve hareket zihnin içinde cereyan ediyor. Yani biz düşünen bir zihnin hareketini takip ediyoruz. Klasik bir romandaki olay akışında kahramanların hareketini takip ederiz. Buradaysa düşünen, değerlendiren, analiz eden, yorumlayan bir zihnin hareketi bizim olay akışımıza dönüşüyor. Evet. Tabii yani şimdi mesela bugün herhangi birimiz Thomas Bernhard gibi yazmaya kalksak muhtemelen çuvallarız. Çünkü o Thomas Bernhard bunu yapabilmiş. Yani burada hani ama Thomas Bernhard yapmış. Ben de düşüncelerimden, duygularımdan bahsettiğim bir ya da karakterimin düşüncelerinden, duygularından bahsettiğim bir roman yazmak istiyorum. Ben niye yapmayayım? Niye bana o zaman atölyelerde işte olay nerede, hikaye nerede diye sorup duruyorsunuz. Elbette ki bir gün yapılabilir bu.
yani tek yapılmış bir şey tekrar etmek istiyorsanız neden olmasın, yapabilirsiniz. Ama onu yapabilmek için önce gerçekten hikayeyi de iyi anlatabilmek, klasik anlamda bu işin en klasik olanını bir yapıp orada ustalaşıp ondan sonra öbürünü denemekte fayda var. Yani ve tabii ki Thomas Bernhard kadar çok felsefe okumak, çok beslenmek ve çok derinleşmek gerekiyor. Yani bunları yapmadan öbürünü yaparsanız işte şey gibi oluyor, sayıklama gibi oluyor. Yani Türk Edebiyatı'nda mesela Thomas Bernhard'a en yakın kalemi olan Oğuz Atay olarak anılıyor. Ben zaman zaman seninle konuşmuştuk. Son bakıştaki o konumlanış düşünce biçimini biraz benzettiğimi söylemiştim. Bir de sen de hatırlayacaksın Fars. Ha şey. Ya bayık. Arkadaşımız Fatih. Fatih Balkış. Fatih Balkış. Kitabı aradım. Çok evet. Güzel romandır o da. Evet, mesela orada da Bernhard seviyesinde değil ama onun etkilerinin ya da bir benzer yapının izlerini görebiliyoruz. O zaman şey de söyleyeyim. Javier Marías benim tutkun olduğum Evet. Çağdaş İspanyol yazar. O da mesela Thomas Bernhard'ı hayranıymış. Ben bunu bilmiyordum. Ben ikisini de çok ayrı ayrı çok seviyorum. Ve Thomas Bernhard'ı üslubunu dan çok şey aldığını, etkilendiğini bu üsluptan. Ama onu dönüştürdüğünü zaten görebiliyoruz. Yani mesela Javier Marías da şeyi çok yapar. Bir seyirci anlatıcı bir başkasının hikayesini alıyor. Ve duydukları üzerinden bir sarmal yaratarak onun, yani anlatıcı aslında olayın merkezinde değil, o bir tanık gibi. Diğer hikayeyi o bir dedikodu gibi duyarak tanık olarak bize aktarıyor. Ve bu işte belki İspanyolcanın da dil bilgisi buna çok müsait. Bilmiyorum, İspanyolca bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama olabilir. O iç içe geçen cümlelerle birbirine bağlanan, parantezler açarak yeni küçük cümlecikleri içine yediren anlatım, o helezonik anlatım Marias'ta da var. Ve tabii ki onda da düşünce pasajları oldukça var. Ama Thomas Bernhard'da felsefe ve düşünce çok daha baskın ve egemenken Marias'ta hikaye bir yandan akmayı hep sürdürüyor. Bir şeyler oluyor yoğun bir şekilde, o hikayeyi yok etmiyor mesela. Ben Marias'ı senin kadar iyi bilmiyorum ama sanki oradaki anlatıcı hikayeye eşlik eden bir anlatıcı. Yani oradaki ses hikayenin yanı sıra böyle gölgesi gibi akan bir ses. Bu derse çok daha kapsayıcı. Hani olan biten her şey onun içinde yankılanıyor. Bir de şeyi hatırlamıyorum. Marias'ın, tabii biz çeviriden okuduğumuz için emin olmak da çok zor ama Bernhard'daki gibi bir ses merakı var mıydı onu hatırlamıyorum. Yok galiba. Tekrarlar mı? Hayır, ses ayrıca kelimeler, tekrarlar da tabii ki, nakaratlar da var ama bütününü bir ses olarak kurmuyor galiba. Şey de var. Yarın Savaş'ta Beni Düşün'de var. Hatta Shakespeare soneleri aralara çok koyuyor. Ve şey, bir şiir gibi yapıyor onu. Yani bir senfonik tarafı var mesela. Yarın Savaş'ta Beni Düşün'ü okurken sürekli sanki bir yandan kulağımıza Shakespeare'in soneleri çalınıyormuş gibi geliyor. Zaten Yarın Savaş'ta Beni Düşün de Shakespeare'in bir sonesinden. Hoş, zaten arada şöyle çok önemli bir fark var. Marias'ın kitapları çok daha hacimli romanlar. Bernhard'ınkiler dil üstüne çalışmaya daha rafine bir şey, daha seyir, yani konsantre bir dile daha müsait. Çünkü çok daha ince ve yoğun bir şekilde gidiyor. Evet. Ama Marias'ın da dilinde var o senfonik ve o işte birbirine sürekli bağlanan cümlelerle o ritim var bence. Tekrarlarla yok ama, nakaratlarla yok. Bildiğim kadarıyla benim okuduklarımda yok en azından. Evet. Peki. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani şeyi de söyleyelim merak edenler için. Şu kitap hakikaten izinde çok güzel bir kitap. Burada Thomas Bernhard'ın karakterine dair çok, hani yazarlığını bir yazar karakter olarak da karakterine dair de çok şey görüyoruz. Aksiliği, huysuzluğu,
Burnundan kıl aldırma işi, cesareti. Yani gerçekten bence hayranlık uyandıran bir şey. Sürekli bir yerlerde ödüller konuşmalara çağrılıp oradaki insanları haşlayıp kürsüden iniyor. Hatta son dönemlerde ödülleri falan reddediyor ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet galiba. Evet. Yani güçlü bir karakter kesinlikle. Şey de Yapı Kredi'den çıkmıştı. Hani baskısı yok galiba şu anda. Thomas Bernhard'la konuşmalar. Onu da yeniden basacaklardır diye umuyorum. Umuyorum ki evet basarlar. Bir de ya kitaplık çok güzel bir Bernhard sayısı yapmıştı. Bak bir zamanında. Evet, onu da sahaflardan ya da arşivlerden bir yerlerden Yani bulmak bazen mümkün. Yapı Kredi'nin kendi satış noktalarında hani onlar eski sayılarda bulunabiliyor. Evet. Aslında Thomas Bernhard'la birlikte bir bakıma 20. yüzyıl dünya edebiyatını bir yani tabii ki her şeyi okumadık falan hani oradan seçtiğimiz birkaç kitap okumuş olduk. Şimdi sonbaharda ne yapacağımızla ilgili bir şey söyleyip kendimizi bağlamayalım. Çünkü belki canımız başka bir şey yapmak ister. Evet. Keyfe eder. Ama devam edeceğiz bunlara. Farklı fikirlerimiz var. Eylül, Ekim gibi. Evet. Yine buradayız ama canlı yayınlarımıza bir kısa ara vermiş oluyoruz. Valla çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi Evet. tatiller diliyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yani bu yayınlar boyunca eşlik eden herkese çok teşekkür ederiz. Güzel bir yaz tatili olmasını dilerim. Evet. Umarım dışarıda olabildiğimiz. Evet, sağlıklı her şeyden Sağ önce huzurlu ve mutlu bir yaz olsun. Peki, o zaman çok teşekkür görüşürüz. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler.